Merhabalar Paraxilen Kimya izleyicileri. 3 soru eşittir. 1 konu serisine hoş geldiniz. Seriyi bilen biliyor. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. İşte özütlenmiş, özü çıkarılmış, ekstraksiyona uğratılmış sorulara geçiyoruz. Dikkat! Özel sorulardır. Sadece Paraxilen Kimya'da görebileceğiniz sorulardır. Piyasada şu ana kadar göremediğiniz ancak şundan sonra görebileceğiniz sorulardır. Tabii ki ÖSYM tadında olan soru hariç. ÖSYM tadında olan soru her yerde görebileceğiniz standart ve ÖSYM'nin de size bu sene soracağı sorudur. Özel kaynaklarımı aldım, buraya koydum, size soracak. Hadi bakalım. 1. X katı ve Y sıvı ile hazırlanan, Y'nin çözücü olduğu bir çözeltide X'in mol kesiri 0,2 iken, molal derişimi 12,5 mol bölü kilogramdır. Bu maddeler kullanılarak X derişimi 1 molar olan 200 ml hacimli bir çözelti hazırlamak için 10 mol Y sıvısı kullanılıyor. Hazırlanan ikinci çözeltinin yoğunluğu 1.25 gram bölü mililitre olduğuna göre X'in mol kütlesi kaçtır? Şeklinde bir soru. Soruda neredeyse bütün derişim birimleri var. Bakın mol kesri, molal derişim, molar derişim ve yoğunluk şeklinde hepsi var. Şimdi molar derişim ve yoğunluk gördüğünüzde Molarite eşittir yüzde D10 bölü MA aklımıza gelebilir ama burada hem çözeltinin yüzde derişimini bilmiyoruz dikkat edin herhangi bir şekilde yok hem de MA'yı bilmiyoruz. Yani iki bilinmeyenimiz var. O denklem çok bir işe yaramaz. Hadi ilk paragrafla başlayalım. İlk paragraf diyor ki x'in mol kesri. Mol kesrini x ile gösteriyorduk. X'in e, şimdi o da x olduğu için karışacak. O zaman biz şöyle diyelim. Mol kesri x'in eşittir x'in molü bölü toplam mol demek. Ve soru diyor ki bu 0,2. E 0,2 1 bölü 5 değil mi? O zaman bu soruda x'in molüne n dersek çözeltinin toplam molü 5n olur. Yani n mol x kullandıysak 4n mol de y kullanmışız. Birinci bilgi cepte mi? Mol kesri böyle bulunur. Bakın sadece mol kesri bilgisini buldu, kullandım. Mol kesri maddenin molü bölü toplam mol. İkinci bilgim ne? İkinci bilgim molal derişim. Peki molal derişim yani küçük mn maddenin molü y çözücü dikkat edin. Çözünenimiz x. Bölü çözücünün kilogramı dikkat edin kilogram ama neyin kilogramı? Y'nin kilogramı. Bizim molal derişimimiz kaç? 12,5. Peki biz bu çözeltide ne kadar x kullandık? n mol. O zaman kilogram. Bakın şöyle diyelim. Y'nin kilogramını çekecek olursam. Buradan y n bölü 12,5 kilogram mı? Bu bilgi de cepte mi? Dikkat 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 dikkat. Çok dikkat önemli bir şey bulduk. Y'nin molü var. Y'nin kilogramı var. O zaman ben bu iki bilgiyi kullanarak Y'nin emasını bulabilirim. 4N mol Y N bölü 12,5 kilogramsa 1 mol Y kaç kilogram? N'ler sadeleşir. 1 bölü 4 çarpı 12,5 Yani 1 bölü 50 kilogram eder. Bu kilogram biliyorsunuz grama çevirirsek 1000 ile çarpacağız. 1000 bölü 50 20 gram çıkar. Bu ne? Bu 1 mol Y'nin kütlesi. Y'nin kütlesini, Y'nin emasını bulduk. Bu Y'nin eması. Şu an bu benim için hiçbir şey ifade etmiyor tek başına. Çünkü X'in emasını soruyor. Hadi devam edelim bakalım. Bana soru ikinci bir bilgi daha vermiş. Vardır bir bildiği bu soruyu yazan arkadaşın ya. Kim yazmışsa. Bu maddeler kullanılarak X derişimi 1 molar olan 200 mililitre hacimli bir çözelti. Şimdi X derişimi 1 molar x'in mol'ünü bilmiyorum. Artık bu farklı bir çözelti. Bakın bu çözelti değil. Buradaki n ile buradaki n'in ilgisi yok. Bir çözelti hazırladım. Çözeltinin hacmi 0.2'ymiş. O zaman burada 0.2 mol x kullanmışız. Okey. Tamam. Bu bilgi de cepte. Devam ediyorum. Bu çözeltiyi hazırlamak için 10 mol y kullanmışız ve çözeltinin yoğunluğu 1.25'miş. E değiştiren bölü ve çözeltinin yoğunluğu 1.25 İkinci çözeltinin hacmini de 200 olarak vermişti. Dikkat edin bu çözeltinin yoğunluğu, çözeltinin hacmi. O zaman burada bulduğum da çözeltinin kütlesi. 250 gram çözelti var. Şimdi soruyu çözümledim biraz. 1 molar çözeltim var. Mol bölü hacimden x'in mol'ünü buldum. Bu çözeltinin hacmi 200, yoğunluğu 1.25 çözeltinin kütlesini buldum. Bir bilgi daha var. Son olarak kullanacağım bir bilgi daha var. Soru diyor ki, bunun için 10 mol ye kullandım. Bak, ben buradan ye'nin bir molünü kaç kullandım, kaç bulmuştum? 20 gram. O zaman 10 mol ye kaç gram? 200 gram ye kullandım bu çözelti için. Hocam, çözeltim 250 gramdı. E 250 gramsa, bunun 200 gramı ye ise çıkarırım, 50 gramı da x. İşte soru bitti artık. Bakın, x'in 50 gram kullanıldığını buldum. X'in 0.2 mol olduğunu da buldum. O zaman bu iki bilgiyi birleştirirsem 0.2 molü 50 gram olan X'in 1 molü kaç gramdır desem 5 katı oluyor değil mi? 1 molü 250 gramdır X'in MA'sı 250. Bakın tek yaptığımız tek yaptığımız derişim birimlerinin anlamını bilmek. Derişim birimleri. Ne demişti? 0.2 mol kesri Mol kesri maddenin molü bölü toplam mol. Mol kesri 0,2 yani 1 bölü 5 ise madde 1 ise toplamı 5 yani çözüneni 4 n mol. Başka ne demişti? Molalite. Mol bölü kilogram. E, bunun molüne N dersek o zaman çözünenin kilogramı 12,5 eşittir en bölü kilogramdan en bölü 12,5. Sonra bu iki bilgiyi birleştirdik. Dedik ki 4 en molü N bölü 12,5 kilogramsa 1 molü kaç gram? Y'nin emasını bulduk. Bakın yeni nemesini sadece derişim birimlerinin anlamını kullanarak bulduk. Sonra ne diyor? 1 molar çözelti 200 mililitre, bir eşittir n bölü 0.2 molaritede hacim litre olacak, 0.2 mol x. Daha sonra çözeltinin yoğunluğunu vermişti eşittir n bölü v. Yoğunluğun birimi mililitre litre değil. Orada mililitre aldım dikkat et. 250 gram çıktı. E 250 gram da 10 mol y kullanmışız soru öyle diyor. Yani MA'sını 20 olduğunu bulmuştum. 200 gram Y kullandım. 250'den 200'ü çıkardım. 50 gram X var. E son olarak 0,2 mol 50 gramsa 1 mol'ü kaç gram? Hocam böyle bir soru çıkar mı? Çıkmaz. Tabii ki çıkmaz canım. Derişim birimlerini iyice aklına yerleştir diye soruyorum. Ufkun açılsın diye soruyorum ya. Diyorum ya buradaki ilk 3 soru çıkmaz. Çıkacak soru 4. soru. Soracaklar sana bu sene. İkinci soru. Koligatif özellikler. X2'ye 3'te bir çözelti hazırlamışız. Saf su 90'da kaynamış. X2'ye 2 3 95.2'de kaynamış. 100.4'de sabitlenmiş. Buna göre grafiğin çizildiği ortamda ve 100.4 derece x2, 100.4 derecede x2, y3'ün saf sudaki çözünürlüğü kaç gramdır diyor. Önce şu grafiğe bakalım. Bu grafikte su 90'da kaynamış. Demek ki bir atmosferde çizmemişiz grafiği. Bir atmosferde çizilen bir grafik değil. 90'da kaynamış. X2Y3'ün sulu çözeltisi 95.2'de kaynamış. Okey tamam. Bu kaynamaya başladığı nokta. Peki kaynamaya başladığı noktadan sonra niye sıcaklık artmış? Çünkü su buharlaşıyor tuz kalıyor. Şu arada su buharlaşıp tuz kaldığı için şu arada çözeltinin derişimi artıyor. Biliyorsunuz koligatif özellikler derişimle doğru orantılı. Derişim ne kadar artarsa kaynama noktası da o kadar artar. Donma noktası düşer. Elektrik iletkenliği eğer iletiyorsa artar buhar basıncı düşer. Koligatif özellik, kaynama noktası, donma noktası, elektrik iletkenliği, buhar basıncı ve ozmotik basınç. Hepsi derişime bağlı. Peki 100.4'te niye sabitlenmiş? Artık doymuş. Doygun çözelti ne olur? Su buharlaşır, tuz çöker. Çözeltinin derişimi sabit kalır. Derişimi sabit kaldığı için kaynama noktası da sabit kalır. Şimdi bana neyi soruyor? 100.4'te çözünürlük. Şimdi önce 100.4'teki çözeltinin bir derişimini bulayım mı? 100.4'te Çözeltinin kaynama noktası kimle buluyorduk? Dikkat et. Delta T, suyun kaynama noktasıyla çözeltinin kaynama noktası arasındaki fark. Yani su yüzde kaynıyordu. Bu 100.4'te. Demek ki aradaki fark 0,4 derece dersen soru bitti zaten. Devam etmene gerek yok. Su hep yüzde kaynamıyor bak grafik sana suyun kaynama noktasını 90 vermiş. Demek ki delta T 90 104 10,4 derece. Eşittir K 0,52 olarak vermiş. 0,52. I 2, 3 daha 5. 5 yiyor. Çarpı çözeltinin molalitesi. O zaman delta T eşittir kimden? Şöyle 10,4 0,52'nin 10 katı mı? 10 katı değil mi? Şuradan 2 ile çarpsak 20 katı. 10 ile çarpsak 5,2. 20 ile çarpsak 10,4. Şununla şu gitti. Şurada 20 kaldı. 20 ile 5 gitti. Burada 4 kaldı. M eşittir. 4 molal. Bizim doygun çözeltimiz 4 mol Peki doygun çözelti ne demek? Çözebileceği kadar maddeyi çözmüş, çözmüş olmak demek. Değil mi? Çözebileceği kadar maddeyi çözmüş. Ve benim çözebileceğim kadar maddeyi çözdüğüm çözelti 4 molallık. Molalite ne demek? Çözünenin molü bölü suyun kilogramı. Yani eğer sen 4 mol maddeyi çözmek istiyorsan 1 kilogram su alacaksın. 1 kilogram suda en fazla 4 mol çözünür. Nereden biliyoruz? E doydu ya artık burada. Burada doydu. En fazla bu kadar. E en fazla 4 mol al. En fazla 4 mol 1 kilogram su en fazla 4 mol çözüyor. E 4 mol ne kadar ediyor? 150 çarpı 4'ten 600 gram ediyor değil mi? 1 kilogramı kaç gram? 1000 gram. O zaman 1000 gram su en fazla 600 çözüyorsa... 100 gram su en fazla kaç çözer? Çünkü hatırla çözünürlüğü 100 gram suya göre hesaplıyorduk. O zaman x'in çözünürlüğü 60 gram x bölü 100 gram su olarak karşımıza gelir. Anlaştık mı? Ne yaptık burada çözmek için? Şöyle bir daha bakalım mı ne yaptığımıza? Bunun yan tarafta çözülecek yeri vardı ya ben niye buraya sıkıştırdıysam. Neyse. 100,4'e kim yaptık? Kimden molaliteyi bulduk? Bu çözelti doygun olduğu için bu molalite maksimum çözünme sınırımı veriyor. Yani diyor ki 1 kilogram suda en fazla 4 mol çözünür. 4 molün MA'dan mol kütlesinden 1 molü 150 ise 4 molü kaç? 600 hesapladım. 1000 gram su en fazla 600 çözüyorsa 100 gram su en fazla kaç çözer? Burada 1 kilogram alman şart değil. Direkt doğrudan 100, kilo, 100 gram da alabilirsin. Hiç önemli değil. Yani buradan sonra şöyle de yapabilirdin. Hani doygun çözelti ya bu. Doygun çözelti ise 100 gram suda en fazla kaç mol çözdüğünü bulurdun. En fazla 0.4 mol çözer. 1 molü 150 ise 0.4 molü kaç derdin? Direkt doğrudan çözünürlüğünü bulmuş olurdun. İkinci bilgi de cepte mi? Koligatif özellikler de cepte mi? En çok sorulan 3 şey var sıvı çözeltilerde. 3 şey. de takıl kalacaktım üç dedim. 1. Derişim birimleri. 2. Koligatif özellik ve 3 çözünürlük hesaplamaları. ÖSYM hep bu iki arasında dönmüş, durmuş, dönmüş, durmuş, dönmüş, dönmüş, durmuş. Hep bu üçü arasında dönmüş, durmuş. Hadi bakalım. Yanda çözünürlük sıcaklık grafiği verilen X tuzu ile 20 derecede hazırlanan 52 gram çözelti. Hemen bakalım. 20 derecede 100 su 30 madde çözüyor. O zaman 130 çözelti hazırlıyoruz. 130 çözeltinin %100'ü suysa 52 çözeltinin kaçı su? dediğimizde 4 katı 40'ı su 12'si tuz etti. Cepte mi? Cepte. Ne yapmışız peki bu çözeltiyi? Aşama aşama. 70 dereceyi ısıttığımda 10 gram su buharlaşmış. 10 gram su buharlaşmışsa bu çözeltiyi 70 dereceye getirdiğimde 30 gram su kalmış. 0,3 mol de x çökmüş. Dur o ok kalsın. Şimdi 70 dereceye bakarım. 70 derecede 100 su 10 madde çözer. 40'ım vardı suyu benim. Onu çöktü şey, onu buharlaştı, 30 su kaldı. 30 su en fazla kaç madde çözer? En fazla 3 gram çözer. E ben 12 gram çözmüştüm, şimdi en fazla 3 gram çözüyorum. O zaman 12 3 eşittir 9 gram madde çökmüş. E soru diyor ki 0.3 mol çökmüş, o zaman benim kafam çalışıyor, o kadar zekiyim, o kadar uyanığım tatlım, hiç tutturamazsın bana. Hemen ben şu iki bilgiyi birleştiririm. 0.3 molu 9 gramsa, 1 molü kaç gramdır derim. MA'sı 30 olarak çıkar. Anlaştık mı? Bu soruyu da. Bundan önceki soruyu da. Ondan önceki soruyu da başka kaynakta göremezsin. Şu an sadece benim yazdığım kaynaklarda var. Uyanık ol. Buradan sonraki yıllarda göreceksin tabii ki. Artık göreceksin. Yaygınlaşacak özellikle bu soru. Bak bak dikkat et. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Çözeltilerde çözünürlüğü gördük. Derişim birimlerini gördük. Koligatif özellikleri gördük ve dedik ki ÖSYM hep bu üçü arasında dönüp duruyor. Bu üçünü çok çok iyi bileceksin. Peki ÖSYM bu yıl ne soracak? ÖSYM bu yıl arkadaşlar çözünürlük soracak. Sana standartın az üstünde. Az üstünde. Çok zor değil ama direkt basit temel seviyede olmayan bir çözünürlük sorusu soracak. Bu sene ÖSYM kimyaya geleceksin. 13 tane fiziği bitireceksin. 14 atom ve periyodik cetvel karışık bir soru. 15 gazlar 16. soru bu olacak. Göreceksin. A kitapçığının 16. sorusu. Soru numarasını bile veriyorum. Cevabını da veriyorum. Artık git 20 yap daha. Ne yapayım ben sana ya? A tuzuna ait çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre 20 derecede 80 grom suyla hazırlanan. Dur. dur. Dur 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 dur. 20 derecede. 20 derecede 100 su en fazla 20 çözer. 80 su en fazla kaç çözer? En fazla 16 çözer. 80 su ve 16 gram A ile bir çözelti hazırladım. Tamam. 120 gram su kattık. Tamam. 120 gram su kattık ve 70 dereceye çıkardık. 70 derecede tekrar doygun olması için. Hemen bakalım. 120 su kattıysak su 200 oldu. 70 dereceye bakıyorum. 70 derecede 100 su 50 madde çözüyor. Benim 200 suyum var. Kaç madde çözer? 100 çözer. E 16 vardı benim elimde. 100 olmasını istiyorum zahmet olacak çıkarma işlemini yap. 84 gram madde eklemek zorundasın. Zor mu? Değil. Hep ne söylüyorum? ÖSYM bir tane zor sorar. O kadar. O zor da çok zor değildir. Hani benim birinci sorum gibi zor değildir. Öyle değil. O zor ortalamanın az üstünde bir zordur. Anlaştık mı? Var mı bir sıkıntı? Varsa yorumlara yaz. Beğendiysen yorumlara yaz. Arkadaşına tavsiye et. Bu seriyi kaçırma. Bu seri önemli. Bu seriyi tam olarak anlayan kimyayı eksiksiz yapar. Yeter ki heyecanlanmasın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.